Safiye Çallı. Safiye Çağla diyor ki ben diyor 25 yıllık evliydim. Evliliğimi noktaladıktan sonra sosyal medyadan biriyle tanıştım. O da türkücüymüş. Cüneyt isimli biri. Ve 600 bin lira dolandırıldım diyor. Onun şimdi hem elinden parası gitmiş hem de duyguları da yıkılmış. Stüdyomuzda hani amacı ne bilmiyorum yani para mı aşk mı ne dinleyeceğiz. İnşallah Cüneyt Bey de bizi izliyordur diye ümit ederek önce bir bandını izleteyim size. 25 yıllık evliliğini noktaladı. Sosyal medya aşkı pahalıya patladı. Benim iki tane evim vardı. İki tane evim gitti. Yuva hayali 700 bin liraya mal oldu. Altınlarım gitti, paralarım gitti. İstedi ben de verdim evleneceğiz diye, ev alacağız diye. Ankara'da yaşayan ve evlilik vaadiyle dolandırıldığını iddia eden 47 yaşındaki Safiye Çallı, hayat arkadaşından ayrıldıktan sonra geçtiğimiz yıl sosyal medya üzerinden biriyle tanıştı. Face'te tanıştık, evlilik amaçlı. Dolandırdı beni. Ne kadar önce tanıştınız kendisiyle? 2020 Mayıs ayında tanıştık. İlk 7. ayda görüştük. Evimin tapu işleri vardı. O da gene tapuyu almama yardımcı oldu. İşte ben varım yanında kimse artık ailem biziz diyerek ben de ona inandım, güvendim. Güvenmiş, sevgilisinin davranışlarını sevgiden kaynaklı kıskançlık olarak yorumlamıştı Safiye Çallı. Hal böyle olunca vekalet vermekten de hiç çekinmedi. Emlak işlerine ben ilgileneceğim. Başka erkeklerle mahtap olmanı istemiyorum dedi. Kıskandığını düşündüğüm için benim de hoşuma gitti. Verdim vekaletimi. Sonrasında işte evin satıldığını öğrendim. Parayı kendi aldı. Aldığı gibi köye gitti. Köye gidince benim paramla araba aldı kendine. Safiye Çağlı boşanırken eşinden aldığı evleri kaptırdığı yetmezmiş gibi yerinden yurdundan olduğunu da söylüyor. Siz peki bu sırada nerede yaşamaya başladınız? Ay, kapıcı dairesinde. O kiradaydı benim evim. Kiracı vardı içinde. İçine kiracı da çıkmam günüm gelmeyince dedi. Ben de kapıcı dairesi kiraladım. Burası apartman, garaj. Garaja yapmışlar daireyi. Burası mutfak. Bu hale düştüm iki tane evim varken. Söylediğine göre bunca zaman hiç fark etmemiş, kandırıldığını daha yeni anlamıştı. Sonra peki başka nasıl diğer evleri sattı? Neredeki ev? Benim köyde memleketteydi. Nerede? İşte orada Akkuş. Onu da geçen hafta sattı ayın 5'inde. İşte dolandırıldığımı o zaman anladım. İnternet bankacılığı aracılığıyla benim üstüme yattı para. Ama o benim şifrem, her şeyimi, bilgilerini bildiği için paramın 153 bin lirasını kendi üstüne yatırmış. Bana kalan 100 bin liradan da 1,5 ATM'lerden çekmiş. Sevgilisinden duyduğu her söze koşulsuz şartsız inanınca elinde avucunda ne varsa bir bir yitirdi iddiasına göre Safiye Çallı. Seni de bir daha asla bırakmayacağım. Nereye gidersem seninle gideceğim ve beraber gidip beraber geleceğiz diyerek ben evimi satana kadar, sattıktan sonra da bir gün bile kalmadı Ankara'da, İstanbul'a döndü. Bana şiddet uyguladı. Önce telefonumu kırdı. Telefonumda fotoğrafları falan işte sildi. Kimliğimi de almıştı, baktım çantama. Kimliğimi alana kadar bayağı bir beni dövdü. Ben o gün işe gitmiştim. Geldiğimde eşyalarını toplamış, valizini arabaya koymuştu zaten. Kendisini dolandırdı. Kırdığını söylediği sevgilisi giderken yalnızca Safiye Çağla'nın hayallerini yıkmakla kalmamıştı. Cüneyt bana bekarım dedi ama ikinci eşinden daha boşanmamış. Hem duygularımla o oynadı hem de malımdan etti. En son giderken altınlarımı, paralarımı aldı gitti. Gözleri yaşlarla nemlenen Safiye Çallı hem ikinci baharını yaşayamadığına yanıyor hem de elinden kayıp giden yüz binlerce liraya. Benden ne istedin? Ben sana bir şey yapmadım ki iyilikten başka. Hiçbir günü iyi günüm ve mutlu günüm olmadı. Benim sadece mutlu ve huzurlu bir yuvam olsun istedim. Onun için sana inandım, güvendim, evimi sattım. Utanmayacak mısın? Bundan sonra insanların yüzüne nasıl bakacaksın? Safiyeciğim, ne söyleyeyim ki, geçmiş olsun diyeyim önce. Sen aslında çok yeni boşanmışsın. Mart 2021'de boşanmışsın. Evet. 25 yıllık evliliğini bitirmişsin. Sonra bu boşanırken de iki tane ev senin üzerine geçmiş, öyle mi? Evet. Birisi Ordu'da, birisi Ankara'da. Evet. Sen de evlere temizliğe mi giderek ailene destek oluyordun? Evet. Niye eşinden boşandın? Anlaşamadık, anlaşmalı boşandık. 25 yılın sonunda. Evet, evliliğimizde hiç anlaşamadık 25 yıldır. O zaman sen bayağı çekmişsin. Evet.
Anlaşamadık derken böyle hani kavga mı ediyordunuz? Evet, sürekli hakaret ediyordu bana. Herkes bağlanabilir. Öyle yani ağzı küfürlü biri falan mıydı yani? Ondan mı rahatsız oluyor? Evet. Neye kızıyordu mesela? Mesela ben işten geliyordum. Geldiğimde evde dayak yiyordum. Neden dayak yediğimi de bilmiyordum. O çalışmıyor muydu? O da kapıcılık yapıyordu. Hı. Sürekli işte etraftan duyduğu laflar yüzünden hep sürekli şiddet uyguluyordu bana. Ne lafları duyuyordu? Hakaret, sözlü... Kıskanıyor muydu seni? Evet. Ha? Evet. Sözlü hakaretler. En sonunda boşandım. Boşandıktan sonra da bunlar geldi başıma. Peki niye kıskanıyordu seni mesela? Ne bileyim öyle adamları... Mesela işten geç geliyordum. Neden geç geldin diye dayak yiyordum. Daha kapıdan girmeden dayak yiyordum. Neden dayak yediğimi de bilmiyordum. Sen de dedin ki ben ayrılayım bu adamdan dedin. Evet. Anlaşmalı boşandınız. İki tane evde senin üzerine geçti böylelikle. Evet. Sen nerede yaşıyordun? Nasıl? Ankara. Yani nerede yaşıyordunuz? Ankara'da yaşıyordunuz. Evet, Ankara'da. Ama siz aslında orada Akkuşlu musunuz? Evet. Anladım. Sonra senin anladığım kadarıyla böyle bir Facebook varmış. Evet. Facebook'un varmış. Evet. Çoluğun çocuğun var mı? Bir tane oğlum var. O nerede? O babasında. Niye o babasını benim, bıraktı? O benim oturduğum kapıcı işte bu evi beğenmediği için gelmedi benimle. Hmm. Evi beğenmediği için. Evet, o şey küçüktü. Cam falan, güneş falan gelmiyordu. Kaç yaşında ki? 25 yaşında. 25 yaşında koca adam senin yaşadığın evi beğenip senin yanına mı gelmedi yani? Evet. Kendisi çalışsın 25 yaşında, sana daha güzel ev tutsaydı. Yoksa sen mi istemedin? Yo, ben istememezlik yapmadım. O geldi 3 gün sonra geri gitti. Orası hani eşyam yoktu, bir şeyim yoktu, televizyonum falan yoktu evimde. Sonra... Çünkü erkek çocuğu istemez öyle annesi Facebook'tan, Facebook'tan kimseyle yazışsın yani. Evet. O yüzden mi gitti? Yok, hayır, öyle o yüzden değil. Peki, tamam. Sonra sen şimdi evde tek başına yaşamaya başladın. Evet. Tamam, sonra Facebook'tan Cüneyt isimli biriyle tanışıyorsun. Kendisi de türkücüymüş aynı zamanda. Evet. O da orada Akkuşlu mu? Evet. Sonra merhaba, nasılsınız? Tanışmaya başladınız. Nasıl ilerledi işler? Ben Ordu'ya gitmiştim. İşte orada Akkuş'ta geldi. Orada tanıştık, görüştük. Dedi ben bir daha seni bırakmayacağım, ayrılmayacağım. İşte böyle sözlerle beni kandırdı. Ama şimdi onun öncesinde senin iddiana göre siz Facebook'tan yazışıyorsunuz. Sen hiç görüşmeden ona para göndermeye başlıyorsun. Evet, işinin olmadığını söylüyordu. Benden borç para istiyordu. Yani ben daha sana... hiç görüşmemişsiniz hiç hayatta. Evet. Önceden bir tanışıklığınız var mı? Önceden tanışmışlığımız yok. Hani belki türkücüdür, izlemişsindir düğünde. Ben onları izliyordum tabii, takip ediyordum. Ha, sen önceden onu takip mi ediyordun türkücü diye? Evet. Şeylerini izliyordum yani. Videolarını? Videolarını izliyordum. Daha tanışmadan önce de? Evet. Yani hani birinin İbrahim Tatlıses'i izlemesi gibi sen de orada izliyordun onu. Evet, evet. Sonra sen mi ona mesaj attın tanışalım diye? Hayır, ben sayfasını beğenmişim, o bana yazdı. Hangi köydensin falan diye. Ben de işte köyle Kutçoğlu'dan, o da oradan öyle tanıştık. Yakın da köylüymüşsünüz. Evet, yakın köylüyüm. Sonra? Sonra işte ben 7. ayın 20'sinde gittim köye, orada konuştuk, tanıştık. Ama şimdi 7. ayın 20'sine gitmeden önce bir konuşmanız gerekmiyor mu? Ha, onu konuştuk işte. Telefonda da konuşuyor muydunuz? Evet. Görüntülü falan mı? Evet. Ha. Konuşuyorduk öyle yani işte, bilmiyorum. Bana çok değişik geliyor ya. Ben öyle hiç kimseye ısınamıyorum öyle konuşunca. Yani şimdi tanımadığım bir adam yani, hani uzaktan uzağa. Yani her seferinde yaşını sorduğumda yaşını söylemiyordu bana. Sonra 42 yaşında olduğunu söyledi. Sen kaç yaşındasın Safiyeciğim? Ben 47 yaşındayım. Ha. O 32 yaşında. Anlaşılmıyor muydu peki fotoğrafından? Anlayamadım. Bir arkaya bir fotoğrafını verir misiniz? Ben de görmedim vallahi. Arkaya verin bakayım bir fotoğrafını. Bazı insanın tipinden anlaşılmayabilir. Evet.
Sonra daha böyle sen hiç onunla daha gitmeden önce para istemeye mi başladın? Evet. Kaç lira kaç lira gönderdin? 500. Bu araba senin paranla aldı araba mı? Evet, evet. Ankara'daki evimi satarak aldı araba. Çok da güzel araba almış. Bu ne model ben anlamam da. Ne model bu nayı? Vay güzel araba. Adam bu yani. Evet. Bayağı da lüks bir araba. Evet. Ama bu da küçük. Evet işte. Yani neyse ben... sen de çok hoş bir kadınsın yani. Hani o yaş farkına takılmıyorum da. Ama yani belli o çok önemli oluyor de. Yani genç oldu. Ha? Bayağı genç olduğu da belli oluyor şimdi. Hani. Rabbime şükürler olsun Ankara Gölbaşı'ndaki yeni arsam için bir hayırlı olsun arım. Vay! Ay çok güzel hikaye. Dur neyse dur oraya gelelim. O zaman dur biz bir an evvel gelelim o şeye. Peki mesela temizliğe gittiğinde kaç lira kazanıyorsun? Mesela 200-220 o civarlarda kazanıyorum. Peki niye ona 220 lira kazanıp ona 500 lira gönderiyorsun ablacığım ya? Benden borç istiyor. Kendisi işlerinin düzeldiğinde ödeyeceğini söylemişti ama. Tamam kaç kere istedi bu borçları? İki defa istedi. Git görüşmeden önce. Evet görüşmeden önce iki defa istedi. Zaten Mayıs 6. aylarda tanıştık. O 7. ayında ben köye gittim. Ordu'daki evin tapusunu almak için. O da tapu alma işlemlerinde... Senin bana, yanında oldu. Evet yanımda oldu. Ben seni başkasıyla görüştürmem. İşte şöyle böyle şeylerle beni kandırdı laflarla. Ha, kıskanıyorum seni dedi. Evet kıskanıyorum sen dedi. Sen de ona genel vekaletname mi verdin? Evet. Ben kandırarak aldı yani şey dedi, kablo TV işte eve bağlatacağım, televizyon yoktu yani işte şeyler bağlatacağım eve diyerek kablo TV falan bağlatacağım dedi. Senin emlak işlerinle ben ilgileneceğim. Ama senin ne emlak işin var ki işte? Şey, işte kira alma işte sen onlarla hani kiracılarla falan uğraşma. Uğraşma evet. Dedi. Sen de gittin notere verdin genel vekaletname. Evet. İnandım, verdim. Ama sonra... ben ama evi satılacağını bilmiyordum yani. Hı. Öyle şeyler için verdim zannettim. Okuma yazman var mı? Evet ama şey okumadan imzalattı orada bana. Okumadan imzalatılmaz. Genel vekaletnameyi evet. Noter satır satır okuyor. Evet okudum anladım yazdırttı bana orada. Yazdırttı ben de... değil noter sana okumuştur. Bak genel vekaletname veriyorsun demiştir sana. Evet. Dedi mi demedi mi? Demişti, dedi evet. Dedi yani sen İşte okuma... o söyledi yani okudum anladım deyip yaz dedi. Ama iyi de şimdi senin iki tane evin var. Sen genel vekaletnamenin ne demek olduğunu noter uyarıyor. Mesela benim de genel vekaletnamem annemde var bana bile. Noter anlattı. Dedi ki bak veriyorsun dedi mesela. Annemin bende var bak veriyorsun diye anneme de anlattılar. Yani bunu öyle bu önemli bir şey çünkü. Evet. Her şeyini alıp satabilir. Madem sen evi satmayacaksın, niye evin satılması için ona vekaletname verdi? Ben evi satılacağını bilmedim. Benim haberim olmadan sattı evi. Genel vekaletname verdikten sonra evet, zaten o, ya, sizin o... haberiniz olmayacak o satış işlemine. Evet, sonra sen evini satıldın nasıl? Önce Ordu'daki mi satıldı? Ankara'daki satıldı önce. Kaç liraya satıldı? O 400'e sattığını söyledi. Hı. Ama... Bilmiyorum. Ama söyledi mi ben, evini sattım diye? Evet söyledi. 400'e kaça sattın söyledi. 400'e sattım dedi. Siz beraber mi yaşadınız? O zaman sen bu vekaletnameyi ev satsın diye verdin. Hayır Ankara'ya gelip gidiyordu. Beraber de yaşamıyorsunuz. Beraber kaldık evet. Beraber yaşadık. Bir hafta Ankara'daysa bir hafta İstanbul'a köye gidip geliyordu arada. Böyle arada geziyor yani bir yerde durmuyor. Sonra sen evinin satıldığını nasıl öğrendi? Evimin satıldığını söyledi. Ha, İşte araba aldığını söyledi. Ne dedi? Ben senin evini sattım, araba mı aldım dedi? Evet. Sen ne dedin? İşte aramızda şeylik çıktı. Sonra dedi evini alacağım dedi. Fotoğrafı size göstereyim. Evini alacağım, İstanbul'dan ev alacağım dedi bana. İstanbul'dan ev alacağım, İstanbul'a düzen kuracağım dedi. Orada yaşayacağını söyledi. Bir de bir fotoğraf da çektirmiş. Bunun çok güzel bir adı var da terbiyesiz söyleyemem.
Yani aslında tam buna uyan. Şimdi bazı şeyler terbiyesiz ama aslında tam bir tek de onu anlatıyor. Yani başka da daha Türkçe'de başka bir şey bulamıyorum. Ha böyle takım elbiseni falan giyip seni sattığın evinde böyle bu arabaya fotoğraf çektiriyor. Evet. Vay ama vay bana, vay. Ben de söylediğimde bana İstanbul'dan ev alacağını söyledi. İstanbul'da düzen kuracağını, burada yaşayacağımızı söyledi. İşte almayınca tartışma oluyordu yani aramızda. Hani alma, ben paralar nerede dediğimde. Tamam peki madem Ankara'daki evini sattığını öğrendin, niye gidip hemen noterden vekaletnameni iptal ettirmedin? İptal ettirdim. Ordu'dakini de satmış. Ordu'dakini o satmadı, ben sattım. Ankara'dan ev alacaktım bu kapıcı dairesinde lağım suları taştığı için. Ben, o da yanımdaydı, o bilgileri ben internet bankacılığı bilmediğim için o ondan kendi üstüne geçirmiş paraları. Ben sonra öğrendim, pazartesi hemen gittim savcılığa suç duyurusunda, karakola suç duyurusunda bulundum. Sonra karakol bankanın dokümanlarını istedi, onları çıkardım götürdüm. Ayrı ayrı ATM'lerden de para çekmiş, onlar da var yani. Yani karşıdan gitti şimdi seni? Benim 700 bin lira zararım var. Sonra niye ayrıldınız? Sonra ben ayrılmadım, o gitti. Evi o parayı üstüne almış, kimliğimi de almış cüzdanımdan. Kimliğimi de götürüyordu. Kimliğim baktım cüzdanı bırakmış, ben alayım diye kimliği ondan çok alana kadar bana çok şiddet uyguladı. Raporu da aldım yani. Ha bir de dayak da yedim. Evet. Üstüne. Yani amacı beni dolandırıp İstanbul'a gitmekmiş yani. Ben işten geldiğimde eşyalarını, her şeyini toplamıştı ve dışarıya gitmiş, içmiş, alkol almış, geldi eve. Gideceğim, neden? O zaman ben de paralarımı sordum. Hani ev alacağımızı söyledim. Hani Ankara'ya düzen kuracağını söyledi, bir daha İstanbul'a gitmeyeceğini söyledi. Hı. Ben bunları söylediğim için bana şiddet uyguladı, kimliğimi alana kadar. En sonunda kimliğimi kırdı, attı yani. Gitti o gidiş yani. Yani seviyor muydun? İlla ki, evet. Ama... Sevmiş arkadaşlar, niye şey yapıyor? Sevmiş işte yani, küçüğü büyüğü yani, kadın sevmiş yani. Bazen de her şeyin tek bir cevabı yok yani. Yani böyle işlerin tek bir cevabı yok bence. Seviyorum dedikten sonra kimse onun üzerine bir şey söyleyemez. Doğrusu yanlış. Hayır, inandım, güvendim yani sözlerine. Beni şimdi bu zor durumda bıraktı. İyi de kuzum şimdi senin de yani günlük kazancın belli. Ya insan da kendi kazancından daha fazlasını bir başkasına verir mi? Üf. Telefon attığımızda kim var biliyor musunuz? Kemal Bey var. Şimdi dedi ki bize Safiye Hanım, gel dedi, benim dedi bütün telefon mesajlarımızı ve fotoğraflarımızı da sildi dedi. Ama dedi Cüneyt'in ailesi bana destek veriyorlar, onlar dedi düzgün insanlar dedi. Biz de Cüneyt Bey'in babasına bağlandık şimdi. Kemal Bey günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Siz bu olayların ne kadarını biliyorsunuz efendim? Valla Ankara'daki ev satıldıktan sonra tanıdım ben bu kızımızı. Safiye'ye. Yine arabayı aldı geldi. Yine işte oğlum bu arabayı dedim nasıl aldın dedi. Baba biraz benim var dedi. Biraz Safiye'den aldım dedi. Tabii Safiye'yi tanımıyorduk biz o zaman. Sonra Safiye... köye geldi, dedi ki baba dedi Ankara'da ev sattık da aldık dedi. Arabayı dedi. Yani şok oldu. Yani ev satılıp da araba alınır mı? Sonra kız kardeşimin şeyi var dedi İstanbul'da yeğenimin nişanı. Ben evimi bu satıya bıraktım.
anahtarımı falan gitti. Yani biz Safiye'den çok memnunduk yani. İyiydi. Ne diyeyim yani? Ne anlatayım? Benim bu 60'a selametini nasıl eylesin? Yani bir de 60'ın ismini taşıyor dedi. Pardon, anlayamadım ne dediğiniz. Çok özür dilerim. Bir de 60'ın ismini taşıyordu. 60'lı Cüneyt'ti bunun ismi. He. Kesinlikle bu 60'a da adım atamaz Müge Hanım, ben sahipte. Ya size helal olsun ya. Siz ne kadar şerefli bir insansınız baba olarak. Gurur duyuyorum sizinle. Ya beni, benim şerefli olduğumu çevremde bilir, herkes bilir. O kız, kıza oğlum dedim en son giderken. Kızı üzersem dedim, ben seni üzerim dedim. Ve de hapise gitmesini istiyorum. Ya ben de sizin var ya, ellerinizden öpüyorum. Helal olsun helal size. Olsun. Yani bu Safiye kızımızda da biraz kabahat var. Buna biz dedik ki Ankara'da evi sattırdı, araba için sana. Benim hanımım şeker hastası, dedi ki kızım bak saçın başını yolarım dedi, Akkuş'ta evi satma dedi. Gelmiş 3 hafta önce Akkuş'ta evi de satmışlar, ikisi beraber. Yani siz de aslında oğlunuzun bu kızı bu kadını dolandırdığını farkındasınız anladığım kadarıyla. Ben bir adaletten, doğruluktan ayrılmadım ki bu zamana kadar. Yani benim oğlum olmazsa kim olursa olsun, isterse babam olsun. Bu adam bu kadına haksızlık, şerefsizlik yaptı. Ya benim adamım ya. Vallahi süpersiniz gerçekten. İşte budur yani. Ben bunu her zaman rastlamıyorum. Helal olsun size. Kesinlikle helal olsun ya. Vallahi sizi çok tanımak isterim. Ellerinizden öpüyorum. Harikasınız. Peki sizin oğlunuz evli mi, bekar mı? Efendim? Sizin oğlunuz evli mi, bekar mı? Şimdi bu iki tane, bir tane düğün yaptı, ayrıldı. Bir tane kızı var. İkinci ev kendi evlilik yaptı. Şu anda mahkemesi var. Aralıkta falan dedi ama bilmiyorum. Ben onun artık bundan sonra lafını masını da duymak istemiyorum. Ne zaman mahkemesi bilmiyorum. Yani evli. Onların evli görüpüyor şu an. Evet. Sen biliyor muydun evli olduğunu? Hayır, bana boşandım demişti. 7 ay oldu boşanı. Ben ilk konuştuğumda, sorduğumda 7 ay oldu boşanıldı. Boşanma davası açmış demek ki 7 ay önce sürüyor. Evet, 7 ay oldu boşandım dedi ama. Kimliğim gösterimdi. Şimdi yeni kimliklerde de görükmüyor ya evli bekar. Evet, o niye gözükmüyor? Evet. Hep onu konuşuyoruz yani. Evet. Bence gözükmeli. Evet, görükmüyor. Ondan ben de inandım yani, boşanmış zannettim. Ama iyi de tanıyorsun, ama senin de karşı köylün diyorsun. Adam türkücü diyorsun falan filan, yani tanınır. Facebook'tan da takip ediyoruz. İnsan bir sorup soruşturmaz mı be yavrum etrafa? İşte. Cüneyt'in abisi Seçkin Bey de telefon attığımızda. Seçkin Bey günaydın. Günaydın Müge Hanım. Haydi yayınlar. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Siz ne söyleyeceksiniz? Ya söylenecek çok fazla bir şey yok. Az önce babam zaten gerekeni söyledi. Nerede bu Cüneyt şimdi? Kendisi en son İstanbul'daydı. Ben dün akşam aradım bunu. Dedim bak kadın yayına çıkacakmış. Ne yaptıysan güzel hatanı dedim. Köyde annem hasta bak dedim. Babam bu şekil dedim. İnsanları bu kadar mağdur etmeye hakkın yok dedim. Abi ben bir hata yaptım dedi. Parayı dedi kaybettim biraz dedi. Şu anda dedi yani ben de biraz mağdurum ama elimde olanı da geri vereceğim dedi. Bu şekilde söyledi bana Müge Hanım. Kaç lira kalmış elinde? Yani şöyle söyleyeyim. 95-100 lira mı ne kalmış, öyle söyledi bana. Ne yapmış 600 bin lirayı, daha kaç ay oldu? Şöyle söyleyeyim, 600 bini bir anda mı aldı artık bilmiyorum. Zaten Cüneyt Bey bildiğim kadar çalışmıyor. Arabasını da versin o zaman. Arsayı da versin. Arsa da almış. O arsayla ilgili bilgim yok. Tabii başka kadınları buldun, yiyorsun onunla Cüneyt. Ama işte
genetik denen şeyde bence en mucizevi taraf bu zaten. Hani bazen gerçekten aynı kopukluk devam ediyor ama bazen işte böyle abi böyle baba hasta olan evet. üzüntüden bir anneyle işte çocuk da hiç umulmadık karakterde bir başka çocuk olabilir ama bak ne kadar ya ne kadar bayıldım gerçekten Kemal Bey'e de Seçkin Bey'e de. Cüneyt ne kaldın elinde o zaman ara vereceksin. Bir iğne ne kadar geri vereceksin yani o zaman çalışırsın ödersin. Bir beyefendi telefon attığımızdaydı. Alo. Alo. Beyefendi. Alo. Tamam. Cüneyt Bey. Müge. Şimdi bir beyefendi telefon attığımızda diyor ki benim yurt dışında yaşayan arkadaşımın Türkiye'deki karısını kandırdı. Şantajla Aydana'ya para alıyordu ve kadın boşanmak zorunda kaldı iddiasında. Tamam bakın Müge Hanım ben de size açık senet imzalıyorum. Beni dinliyor musunuz? Dinliyorum. Yarın herkes oraya katılsın. Madem o kadın boşanmış ya yarın yayına gelsin. Hadi bakalım. Ama beyefendi zaten şantajın amacı kadının ortaya çıkmak istemediği için para ödemesidir. Tamam, yani. Oraya gelsin ekranda onu buzlayalım. En azından gelsin ama. Kadın tanınmak istemediği için zaten size para ama ödemiş bakın, iddialar doğruysa. Madem bu iddialar var madem ben birilerini dolandırmışım. Ben yarın adam gibi oraya geleceğim o stüdyoya. Bugün geleydiniz. Niye gelmediniz bugün? Bugüne kadar Safiye'yi kandırma şeyindeydiniz. Bugün geleydiniz. Müge Hanım ben Safiye'yi kandırmak istem. Bu akşam da kandırırım. Ben biliyorum farkındayım zaten farkındayım. Aslı. Tamam ama ben bunu yapma gereği duymuyorum. Aslı paralarımı öde. Bana verdi, söz verdi. Müge Hanım. Paralarımı öde zaten Aslı. Sizin aşkınıza inanmasaydı. Beyefendi bakın ben... bu ülkede bazen hani erkekler de geldiğinde onlara da diyoruz vermeseydin falan filan diye ama hadi gene iki bilezik, üç kolye falan erkekler biraz daha mantıklı alışverişler yapıyorlar en azından. Ya ama bu kadın sizi sevmiş yani insan kendisini sevene böyle bir şey yapar mı? Bir kadın birini seviyorsa gidip de gündüz başka birileriyle mesajlaşamaz. Benim kaidemde böyle bir kural yok. Aslı sen kardeşinden neden şüpheleniyorsun? Ben Seçkin'e ne yazabilirim, ne söyleyebilirim? Tamam, kime göndermiş? Atın bana mesajını. Sadece Seçkin'e yazdığım mesajdan mı bahsediyorum ben? Evet, kime ben başka kimseyle yazmadım. Asla öyle bir şey yok. Senin ses kaydın olan birisi var, hatırladın mı? Olabilir, o da senin aleyhinde konuşuyor. Beni uyarıyor. O kişi beni uyarıyor ve seni... Peki, senin aleyhinde konuşuyor. Sana dediği lafları hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Cüneyt'ten gizli hat al, gizli gizli konuşalım. Hayır, gizli hat demedi. Ben senden korktuğum için, sen bana şiddet uyguladığın için, korktuğun için öyle şeyler söyledi. Ha bu arada ben seni bir de Akkuş'un meydanında tavana atacakmışım. Evet bunu söyleyen sen de çok yakın bir akrabanız. Ben söyleyeyim. Ya Müge Hanım, bakın bana akrabalıktan, bana bu şeyden dem vurmayın. Benim ihtiyacım varken kimse yanımda olmadı bu zamana kadar. Ben senden benden 25 yıl. İyi de babanızın ne suçu var? Babanızın ne suçu var o zaman bu olayda? Babamın suçu var demiyorum. Babanız da sizi istemiyor. Evlatlıktan reddettim diyor adam. Bıktım bunun yaptıklarından babam diyor. Babam neden reddetti? Safiye ile evlenmediğim için. Babamın da bilmediği konular var. Babanız bir tek Safiye ile ilgili değil ki. Kimi görse kadın olarak diyormuş ki uzak dur benim oğlumdan. Babam mı diyormuş bu lafı? Evet babanız işte burada zaten hatta adam söylüyor babam her şeyi. Kendisi bu lafı dedi mi size? Kemal Bey, Safiye'ye de demiş gidip evini sattırma diye. Satma evet. demiş. Satma dedik diyor Safiye'ye de evini diyor. Sizi biliyor adam. Kandırdın. Buyurun Kemal Bey. Kandırdın. Müge Hanım, Müge Hanım bakın babama sorar mısınız? He. Başka birilerine Cüneyt'ten uzak dur demiş mi dememiş mi? Çünkü başka birileriyle babam muhatap olmadı ki bu zamana kadar. Az önce telefona bağlanan kadın da annenize babanıza teşekkür ederim. Az önce telefona bağlanan kadın Samsun'dan bağlandı. Benim yıllar önceki geçmişim. Parasını verdim hayatının yoluna baktı. Parasını ben nasıl aldığını anlattı işte. Tamam yani yalan değil yani işte bunlar. Bak tanıyorsunuz işte. Ben tanımıyorum demiyorum ki. Ama ben kadını dolandırdım demiyorum ki. Ya beyefendi bu kadar kadın erkek var. Bu kadar erkek var dünyada. Her erkeğe ya da kadının hayatına birileri girer. Yani buraya her gelenle ilgili de 20 tane kadın arayıp benden para istedi demiyor. Niye sizin için diyorlar? Müge Hanım, kadın size şu lafı demedi mi? Cüneyt benden zorla almadı demedi mi az önce bağlanan kadın? Safiye de zorla vermemiş. Tamam, ben Safiye'den zorla bir şey almadım ki zaten. Sorun da tamam almadım. İyi de yani kadın siz iki tane evi satıldıktan sonra çantalarınızı toplayın gidin diye mi verdi o parayı? Kadın ertesi gün başka erkeklerle görüşürse ne yapalım? Hayır, asla öyle bir şey yok. Ya baştan alma kardeşim sen niye Safiye...
Almasaydın parasını. Ya Müge Hanım, bunlar para alındıktan, para edildikten sonra olan şeyler. Bu parayı beraber yedik, beraber içtik, beraber gezdik. Ya 400 bin liranı kadar... zaten toplasanız 1,5 yıl bile beraber değilsiniz. 700 bin lira parayı neredeydiniz? Bugün bana versen 700 bin lirayı 1,5 yılda yiyemem gezerek. Nereye Müge gezeceğiz? Aslında sorar mısınız bile... Safiye Hanım'a? Ben onu Facebook'tan kaç kere engellemişim. Bir sorar mısınız? Ya nereye götürdünüz siz Safiye'yi de parayı yediniz? Bana söyler misiniz? Ben nereye götürdünüz? Ben asla hiçbir kere yemeğe gitmedim. Ayakkabıya gitmedim. Asla hiç. Ordu'ya gittik, Tokat'a gittik. Asla. Bunlar bedava olan şeyler değil. Sen verseydin parasını biraz. Niye hep bunun parası gidiyor? Benim faksiyonlara göndermiyor ki. Çalışmama izin vermiyor ki kadın. Asla öyle bir şey söylemedim. Beyefendi, sizin bu dediğinizin bir adı var. Adı. Bunun bir adı var. Eğer onu kabul ediyorsanız ben bir şey söylemiyorum. Bunun bir adı var yani. Siz bunu mu diyorsunuz? Benim mesleğim bu mu diyorsunuz yani? Mesleğim bu değil Müge Hanım. Bakın, kadın diyor ki Cüneyt, benim yanımdan ayrılma, bir yere gitmeni istemiyorum. Oradan ne alacaksa ben sana vereceğim diyor. Bitti. Asla öyle bir şey söylemedim. Yalan konuşun. Eğer ben başka birilerini mağdur ettiysem, bakın ben başka birilerini mağdur ettiysem, herkes yarın gelsin eteğindeki taşları döksün, bu bir. Asla. İkincisi, Emrah Kutçu benden... Yani siz şunu söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki beni bu kadın çalıştırmadı. Evet. Kıskandığı için gitmedi. Ben de onun parasını yedim. Bunu şimdi Türk Dil Kurumu'ndaki anlamı. Geçimini yaşlı ve zengin bir kadın tarafından, sağlanan genç erkek. Sevgili. Peki, yaşlı kadın. Yani bu mu yani? Bu mu yani? Sizi kabul et. Yani ben buyum diyorsunuz o zaman. Beni bırakın mı diyorsunuz? Ben, bu mudur? Ben buyum. Beni bırakın demiyorum. Sadece diyorum ki Müge Hanım, yarın ben televizyon programımıza geleceğim ya. He. Benim hakkımdaki iddiaları yapanlar da gelsinler ya da kamera arkasında dursunlar ya da ya çıksınlar meydana. Madem ben dolandırmışım. Çıkıyorlar işte, illaki televizyona katılmaya gerek yok yani. Çıkıyorlar o işte. Tanıyorsunuz işte, Samsun diyorsunuz vesaire. Söylüyorsunuz beyefendi zaten. Müge Hanım, ben size diyorum ki beyefendi, sizin mesleğiniz benim Türk Dil Kurumu'nda okuduğum meslek mi? Ben size bunu soruyorum. Eğer ben buyum diyorsanız yapacak bir şey yok. Geçimini... Yaşlı ve zengin bir kadın geçimi, yaşlı ve zengin bir kadın tarafından sağlanan genç erkek sevgili. Ya Müge Hanım, mudur? Kadın diyor ki bana çalışmayacaksın Cüneyt. O der kardeşim, o der de ben kabul etmem. Allah Allah. Bir etme, iki etme, üçüncü diyor ki intihar edeceğim diyor. Yalan desin hadi. Ne ediyorsa etsin. Şimdi birisi benim karşıma çıksa, birisi ben kadın olarak söyleyeyim beyefendi size, kadın olarak. 31 yıldır çalışıyorum. Birisi benim karşıma çıksa, sen çalışma ben senin geçimini sağlayacağım dese, derim ki ne münasebet. Ne münasebet benim elim ayağım tutarken derim. Siz niye demiyorsunuz? Müge Hanım. Asla öyle bir şey söylemedim. Zaten pandemi döneminde, siz pandemi döneminde bu hanımla berabersiniz. Nerede ne düğün vardı, iş vardı, bilmem ne vardı da siz gittiniz. Kim gidebildi ki siz gittiniz? Hiçbir yerden çağırılmadı. Kenan Doğulu gidemedi de sizi mi çağırdılar yani? Her taraf kapalıydı. Müge Hanım, Temmuz'un 25'inden bahsediyoruz. Kenan'a da selam olsun buradan. Ha? Temmuz'un 25'inden bahsediyoruz. Cüneyt Bey, şimdi siz deminden beri Allah dinliyorum Allah. Sizi. Buyurun Rahim Hocam. Teşekkür ederim. Yani bu hanımefendi size karşı, sevgilim bugün işe gitme, beraber olalım dese dahi, siz de makul olarak, Safiye Hanım benim 2 saat programım var. Sonra siz verdiğiniz sözü gününde yerine getirmek mecburiyetinde olan bir sanatçısınız. Sizin de bağlantı kuranlar uzun zaman önceden rezerve yapmışlardır, ilan etmişlerdir. Telefon geldiği zaman bana bu lafı diyor. Şimdi asla bak kardeşim, bir de bak siz yalan bunun bu lafıyla asla gitmemezlik asla yapamazsınız. İntihar asla ederim diyor hocam, ben ne yapayım ya? Asla öyle bir şey. Peki bıraktığı asla zaman iki asla tane evi şey yap, şimdi intihar ederse ne olacak? Ya ben şu an bakın i̇ki ben neden bıraktım gitmiş o çok iyi biliyorum. Asla, Hanım, asla. Siz neden beni dinleme taraftarı sen değilsiniz? Sen yalan konuşuyorsun. Evimi istiyorum. Ben bu ülkede sizi takdir ederim. Ben 25 yıllık çalıştım. Ya Safiye bir sus be. Sen sus. Sen sus. Ben ya yeter ama bizi evlerimi dinlemiyorsun ya. Verdiğin sözleri yedin. Onurun, gururun varsa, şerefin varsa söylersin. Doğruları konuşursun. Müge Hanım, yalanla bakın, hiçbir yere varamazsın. Sizi severek, takdir ederek izleyen bir insanım. Teşekkür programınız ederim. Programınız olsun aynı şekilde. Teşekkür sizi ederim. Sizi çok da severim. Tamam. Ellerinizi öperim. Aynı şekilde hocaların da ellerini öperim. Ama şunu samimiyetimle söylüyorum. Ben yarın o programa geleceğim. Eğer gerçekten başka birilerini de dolandırmışım ya, Safiye Hanım gibi. Eğer gerçekten böyle bir şey varsa, kamera arkası olsun ya, gelsinler, katılsınlar. Ben geliyorum, onlar da gelsin. Yok çünkü bunlar kim biliyor musunuz Müge Hanım? Ne? Bunlar
Bunlar ki bunları ben size kim olduğunu söyleyeyim. Bunlar 3 aydır benimle konuşmadığını ya da 3 yıldır benimle konuşmadığını iddia eden, daha bir hafta önce de bana banka hesap numarasını gönderen Emrah Kutçu gibi insanlar. Bunlar parayla tutulmuş insanlar. Neden? Çünkü 63 cinayeti şu an üzerinde oynanıyor. Ama ben günah keçisi değilim. Dünden beri ne anamda arayan arayana. Ben yarın çıkacağım, kendimi her şekilde haklayacağım. Neden haklayacağım biliyor musunuz? Sen paranı Müge getir akla. Duyuyorum, paranı getir akla kardeş. Müge Hanım, para sorun değil. Sorun ne biliyor musunuz? Valla bakın ben klasik bir insanım. Her zaman söylüyorum. Ben klasik bir insanım. Bir insan bir ilişki yaşar. İlişki bittikten sonra mektuplar geri verilir, resimler geri verilir, hediyeler geri verilir. Herkes birbirine iyi bir ömür diler, teşekkür eder, yoluna devam eder. Ha, bazı şeyler vardır, hediyelerdir, kalır, o kalır. Zaten hani verirken umursamadığın şeylerdir. Ama işin ucunda pislik varsa, bir yani karşı tarafı böyle bir çıldırtmak varsa da dibine kadar da uğraşırsın. Bak dibine kadar diyorum. Çünkü olmaz. Güzel yaşanır, güzel biterse amenna. Güzel de yaşanmayıp, yani burada güzel de yaşanan bir şey yok. Sonu pislikle biterse de bir insan Safiye de aklını başına alsın, sonuna kadar her şeyini geri almak için uğraşır. Kusura bakmayın, bir kırık çay kaşığını dahi isterim. Bu kadar. Niye vereceğim? Niye vereceğim ki? Ben onu sonunda dolandırılmak için, aldatılmak için, dövülmek için, sövülmek için vermemiştim, almamıştım zamanında. Bu kadın şu anda bir apartmanın kapıcı dairesi demeyeceğim, deposundan bozma bir yere yapılan bir yerde yaşıyor. Yerinde şeyi yok, döşemesi yok. Günah değil mi iki tane evinden olmuş? Görüntülerini vermeyin. Günah değil mi? Yani hiç acımıyor musunuz da yani? Ve bu kadın sizi hala seviyor. Evet, hala dün size dönecek kadar sizi seviyor. Hiç mi kıymeti yok? Hiç mi sevilmenin kıymeti yok ya? Cüneyt Bey, hiç mi sevilmenin kıymeti yoktur hayatta? Müge Hanım. Yok mudur sevginin kıymeti? Sevilmenin kıymeti yok mudur? Her şey ya yerine. Her şey yerine konur. Bakın, para konur, pul konur, iş konur. Bak böyle şeyler yerine konulur hayatta. 92 doğumluymuşsunuz. Benim sizden küçük kardeşlerim var. Ama onur, şeref, haysiyet, namus, bazı şeyler hayatta yerine konulamayacak şeyler. Bu kadının parasını geri vereceksiniz kardeşim. Ya geleceksiniz, kendi iyi niyetinizle vereceksiniz, ya mahkeme yoluyla geri vereceksiniz. Herkese de örnek olacak. Geri vereceksiniz. Allah razı olsun. Siz 92 doğumlu, genç, 90 doğumlu gözüküyormuşsunuz nüfusa ama babanız 92 doğumlu olduğunuzu söylüyor. 17 yaş fark var bu hanımefendiyle aranızda. Ha, ülkede aralarında 17 yaş fark olup mutlu olan çiftler var mı? Var. Var. Var, gerçekten var. Belirli bir, yani yıllarca evlilik sürdürenler var falan filan. Hiçbir lafım yok. Ama sizin şeyinize baktığım zaman, görüntülerinize, diğer ilişkilerinize falan, sizin ne işiniz var Safiye ile ya? Sizin Safiye Hanım'la ne işiniz var başka? Cevap verir misiniz bana? Ben cevap veriyorum ama sesim gitmiyor size. Yo, açık açık konuşalım. Ne işiniz var sizin Safiye Hanım'la? Aşık mı oldunuz? Ya Müge Hanım. Aşık mı oldunuz? Bir şey soruyorum beyefendi. Aşık mı oldunuz? Ablacığım, Safiye Hanım'a sorar mısın? Cüneyt seni kaç kere engellemiş Mesut'ta diye bir sor. Aşık mı oldunuz diyorum beyefendi. Ablacığım, sen sorumu bir cevap versene. Ben size soruyorum. Siz Safiye Hanım'a aşık mı oldunuz? Aşk özel bir şeydir. Herkeste yaşanmaz. Ha, niye o zaman evlerinin parasını yiyorsun aşık olmadığın kadının? Evlerinin parasını ben mi yemişim? Zorla kendi... Asla. Ya benim lütfen yapma ya. Tabii ki sen yedin. Ya bu kadın fabrikatör, bilmem kimin kızı mı? Evlere temizliğe giden 150 liraya bir kadın sana niye iki evinin parasını yedirsin kardeşim? Müge Hanım. Evimi en son sattığında neden gittin o zaman? Safiye Hanım'a sorar mısınız? Cüneyt seni Facebook'ta kaç kere engelledi diye. Tamam, paramı aldıktan sonra engelledin. Paramı aldıktan sonra engelledin. Yani paramı aldıktan sonra engelledin. Siz de ona kıyamadınız mı yani? Hayır. Madem çok... Başka Facebook açtı, başka Facebook'tan bana ulaştı. 7. ay 22'de de...
Neyse orasına girmeyeceğim. Paralarını alana kadar... Şunu anlatmaya çalışıyorum. Siz aslında istemiyordunuz. İntihar etmesin diye zorla mı beraber oldunuz? Aynen öyle oldu Müge Hanım. Asla öyle bir şey yok. Ben bunu sen engelledim ya. Asla öyle bir şey yok. Lütfen istemiyorum dedim. Yalan konuşma. Yalan konuşma. Evlerimi sattırana kadar. Beni kandırarak evlerimi sattırana kadar. Hayır siz nesiniz yani? Brad Pitt'e aşık olan ölmesin, aşık olup intihar eden kadınlar ölmesin kulübü başkanı falan mısınız yani? Ne? Müge Hanım. Yani nesiniz yani? Size böyle aşık olan bir tane kadın çıkıyor. Siz onu istemiyorsunuz. İntihar etmesin diye de oturuyorsunuz. Onun iki tane evini satıp yiyorsunuz. Diyorsunuz ki yani onun lehine bir şey yaptınız intihar etmesin diye. Onu mu anlatmaya çalışıyorsunuz bana? Kadın her seferinde bana intihar edeceğim diyor. Asla öyle bir şey. Benim burada şahitlerim var. Asla. Şimdi de edebilir o zaman. Gel sarıl al götür mü o zaman yani? Ya şu an istesem zaten geliyor bende. Bunda sıkıntı yok. Asla öyle bir şey yok. Sen yalan konuşuyorsun. Yalancısın. İşte sıkıntı burada biliyor musun? Gerçekten sıkıntı burada. Diyorsun ki istesem yine benimle gelir. Neden gelir? Çünkü seni seviyor. Ben de diyorum ki sana, yani bir kadının asla sevgisini kullanıp bunun parasını yemenin neresi ahlaki diyorum. Beni duyuyor musunuz? Duyuyorum. Seven insan sevdiğine yanlış yapmaz. Gündüz işe gidip başkalarıyla mesajlaşmaz. Asla kimseyle mesajlaşmadım. Allah tövbe. Tamam mesajlaştı, ayrıldın, parasını geri ver. Müge Hanım. Hı. Beraber yediğimiz paranın neyini vereceğim ben ya? Ay beraber ben bu kadının ayağında 40 liralık ayakkabı var. Ne yemişsiniz ya? Asla senden bir yemeğe gitmedim. Hiç yemişiz Müge Hanım. Sorun oldu Giresun tokat gezmelerinde. Hayır hiçbir yere gitmedim. Ne yiyeydin kardeşim? Paran yoksa gezmeyeydin. Gezdirmeseymiş Müge Hanım. Hiçbir yere gitmedim. Hiçbir yere gitmedim senden. Ne bir yemeğe gittim ne bir çaya gittim. Arabayı hangi parayla aldın? Bir yemeğe gitmedim asla. Arabayı Ankara'daki evi dedi ki Cüneyt bu Ankara'daki evi sat dedi kendine araba al dedi. Asla öyle bir şey demedim. Sen demedin ben her şeyi kendi kafamdan yaptım o zaman. Evimi... Cüneyt Bey. Yani bu kadının bir dakika. Safiye bir dur. Bu araba bu kadının satılan evinin parasıyla alındı. Önünde böyle fotoğraf çektirip bir de sosyal medyada paylaştığın fotoğraf. Hiç utanmadın mı? Müge Hanım. Hiç utanmadın mı? Bir şey soruyorum. Dünden beri linç edildiğim olay değil mi? Dedin işte kadının evinin parasıyla araba almışsın, önünde poz Müge vermişsin. Kadın kendisi istedi, al dedi, evi sat dedi, araba al dedi. Kimin üzerine alındı peki? Evimin satıldığında. Dur bir dakika. Efendim? Kimin üzerine alındı bu araba? Dedi ki kendi üzerine al dedi. Benim üzerime alırsan dedi Cüneyt dedi. Hiç benim bu zamana kadar ehliyetim bir şeyim olmadı. Tamam hiç, o zaman. Tamam o zaman aslında. Şimdi de diyor ki git kendini köprüden at diyor. Atacak mısın? Ya eğer gerçekten değiyorsa atarım ama değmiyor. Bir dakika. Şimdi her dediğini yapıyorsun ya. Her dediğini yapıyorsun. O zamanlar çünkü yanlış yapmıyordu bana. Hayır her dediğini yapıyorsun ya evimi sat diyor evimi satıyorsun. Bununla sen kendine bir araba al hayatım diyor araba al. Git bir de takım elbise al bu parayla kendine diyor alıyorsun. Aldırttı. Bir de arsa al diyor. Ondan sonra geçiyorsun önünden bir hayırlı olsun diye böyle fotoğraflar da çekiyor. Bütün dediklerini yapmışsın. Şimdi de diyor ki git Boğaz Köprüsü'ne at kendini diyor. Atacak mısın? Eğer gerçekten değiyor bir insan olsaydı. Ne demek değiyorsa böyle arabaların önünde fotoğraf çektirme ya, değiyor da ötekisi mi değmiyor? Müge Hanım. Parasını geri delikanlı gibi. Ya ben parasını vereceğim diyorum zaten. Vereceğim para ona 100 milyardan başka param yok. Ne yapalım artık harcarken düşünseydin. Cüneyt Bey. Beraber harcarken o da düşünseymiş Müge Hanım. Araba ve arsa ne oldu Cüneyt Bey? Hocam. Şimdi bir arabayı aldınız. Üzerinize aldınız. Arsanı zaten satışı yapıldı. Arsayı da aldınız. Hanımefendiyle onun parası beraber yenildi. O çok asla iyi biliyor bunları. Asla hiçbir yere ben senin... Araba ben senden oldu? Bir yemeğe bir çaya... Asla yalan asla. Konuşuyorsun. Araba ne oldu Cüneyt Bey? Araba ne oldu? Araba satışı oldu. Niye? Çünkü hanımefendiye ben para verdim. Ne parası verdiniz? 150 milyar para verdim hanımefendiye. Sorar mısınız vermiş miyim vermemiş? Hayır vermedin. Vermedin diyor. Hayır vermedin. Neden bana? Ya hocam bir şey söyleyeceğim. Evimi sattın da. Tamam o kadının gözyaşlarına inandınız. Eyvallah çok güzel. Hayır, tamam evimi... gönderdiğine de hayır dekontunu gönder. Dekontları elden gönder verdim. O zaman vermedi. He, elden vermedi. Asla öyle bir şey yok. Asla vermedin. Ne zaman verdin? Vermedin.
Benim elimde de katlarım var. Tam ne zaman verdin diyorum ya? Sen bana 100 bin lira aşağı bıraktın. Aşağı yukarı bir hafta oluyor. Bu sizin programınıza çıkmadan önce bir Ankara'ya gitti ya. Asla öyle bir şey yok. O sırada verdin. Asla anladım. Vermedi. Ben Arsa'nın parası ne oldu? Arsa ne oldu? Arsa'nın parasını beraber yedik. Kaç paraydı? 120 milyarlık bir şeydi. Anladım. Onu da... Onu aslında da yediniz. Nerede yediniz sorması ayıp? Çok yazık ya. Anlatıyorum Müge Hanım. Sesim gelmiyor mu size? Ya tamam Tokat'a gittin. İki kere de Akkuş'a gittin. Her yerde güvenlik kameraları var. Hiçbir yere gittik, gitmedim. Giresun'a gittik. Amasya'ya gittik. Hiçbir yere tam öyle gitmedim. Yoldan geçerken uğramışsınızdır oraya. Hayır. De. Ne Müge Hanım ne yoldan geçmiş? Ya canım öyle Karadeniz, Ordu, Giresun falan filan böyle gidiyorsun işte yani. Çünkü ben... Müge Hanım bunların hepsi paraya bakan şeyler. Ya ben kaç lira tutar kardeşim yani Ankara'dan çıktınız yola. Tamam. Tamam. Benim araba biraz fazla yakıyor. Ben asla hiç bir yere gitmedim. Tamam kaç lira benzin? Ay Allah'ım çıldıracağım herhalde ya. Yani ya, böyle bir laf cambazı görmedim bak gerçekten yani. Ya beni sevin tabii benim yok kimseye zararım. Ben kimsenin benzin parasını yemiyorum çünkü. Tabii ki beni sevin yani. Müge Hanım sizin bir lafınız var onu çok seviyorum. He söyle. Hatta o lafı ben kendime benimsemişimdir. Hı. Bir gün kaybolmak isterim ama Müge Hanım beni bulur diye korkuyorum derdim. Evet. Şu an çok şükür bulundunuz. Çok şükür bulundunuz ama yani ama böyle bulunmayın yani. Sizi sevdiğim için bulundum emin olun. Teşekkür ederim ama inanın benim artık hiç böyle tatlı sözlere kanacak durumum yok biliyor musunuz? Tamam, yani, sağ olun çok teşekkür ederim. Asla teşekkür ederim ama inanın artık yani hani game over bende. Sen Müge benden hiç tamam boş ver. Şimdi çıktın yola kaç lira? 600 bin lira yani 600 bin lira yediyseniz yani bu kaç lira benzin parası da gittiğiniz yerde ne bileyim ben en son Manisa'da şey yedim işte Manisa kebabı. Ya toplasan 80 lira veriyorsun. Hadi 100 lira verdin. Ya Müge Hanım öyle değil bir kebap şu anda 170 milyon ya. Ya tamam 170. Olmuş, etin kilosu olmuş 70 milyon. Sen nasıl bir laf cambazısın? Asla, asla. Ama benim işim bu. Boş versen. Sen tamam, şimdi boş ver. Yani gittin. Şey ya 600 bin liralık ne yediniz yani? Müge Hanım bir şey söyleyebilirim. Yani ancak Michelin yıldızlı aşçılara falan mı gittiniz? Ne yediniz yani? Giresun'da nereye gittiniz? Ne yediniz Allah aşkına? Tamam bunları yarın konuşalım Müge Hanım. Getir o zaman sen de nerelere gittiğini bana. Tamam yarın konuşacağım. Asla. Tamam konuşalım. Çünkü 600 bin lira... yani şu an bizi izleyen... bakın, hayır Müge 100 bin lira şurada... kalmış. Sende 100 bin lira kaldı galiba değil mi? Müge Hanım 100 bin lira var. Bir şey söyleyebilirim. Bir söz aklımda yani 600 şey bin lira... yani bugün asgari ücret alan birisinin şeyinden yaparsak... kaç yıl çalışması lazım onun için? Bir 10 yıl çalışması lazım. Yani nasıl yeniyor bu para? Ben bu kadının üstünde başında da bir şey görmüyorum. Evet. Müge Hanım. Ben üstüme başımı almadım. El temizliklerine gittim. Ben nerede gezmeye gittim? Ben her gün işe gittim. Ama senden hiçbir gezmeye gitmedim. Bir hiçbir yemeğe gitmedim. Bir çaya gitmedim. Benden hiçbir yere gitmedim. Benim param için evlerimi sattırana kadar yanımdaymışsın. Ben 25 senedir onun bunun altını temizleyerek, onun bunun evlerini temizleyerek, apartman temizleyerek, çöp atarken kazandım. Ben paralarımı istiyorum. Ben sen 700 bin lira paramı istiyorsun yanında. Bakın Safiye Hanım. Yanında 100 bin lirayla mı geliyorsun? Bir dakika. Onların şerefin varsa getir paralarımı. Sen yanında 100 bin lirayla gel bir kere o zaman. Tamam. Müge Hanım. Efendim. Safiye Hanım bir dakika durursa ben bir şey konuşurum. Sen yarın 100 bin liranla geliyor musun kardeşim? Müge Hanım siz isterseniz de ben yapmam mı? Çok teşekkür ederim. Onda bir sıkıntı yok. Tamam 100 bin lirayla bekliyorum. Sıkıntı şudur ben şimdi bir açıklama yapmak istiyorum. Lütfen rica ediyorum ama sesim kesilmesin. Tamam. Lütfen. Şu beni arayanlar, mesaj atanlar, hakaret edenler. Yani lütfen artık bu linç edilme kampanyası bir dursun Müge Hanım. Bakın gerçekten daraldım. Buna gerek yok. Ben tekrar söylüyorum. Madem ben birilerini dolandırmışım, yarın programınızdayım. O insanlar da gelsin, kamera arkası olsun, kamera yanı olsun. Ama bir şekilde çıksınlar. Ortaya parayla tutulmuş insanlar var. Ben bunun farkındayım. Daha düne kadar benden para isteyen insanlar, daha düne kadar benden mikrofon isteyen insan da demiyorum onlara. Şu anda programınızdalar. Ben şunu açık ve net söylüyorum. Yaşadığım hayat boyunca bedeli ne varsa gerekeni ödeyecek bir adam. Dik yaşadım, dik ödeyeceğim. Başka da bir şey yok Müge Hanım. Yarın görüşmek üzere. Telefonu attığımızdaki izleyicimizi de bir dinleyelim. Beyefendi günaydın. Almanya.
Almanya'dan arıyormuş bizi. Alo. E niye gösteriyorsunuz gösteriyorsunuz, siz de bağlamıyorsunuz, ben de onu anlamıyorum. Beyefendi günaydın, duyuyor musunuz beni? Dalmayın programa diyorum. Siz programı yapıyorsunuz ha. Cüneyt Bey, bu arada ben şunu sorayım. Eski eşiniz de bağlandı telefonuna. Efendim? Bakın, onun söyledikleriyle ilgili ne diyeceksiniz? O da Cüneyt bütün hocam, parayı... Bir dakika. Eski eşiniz de telefonla yayına bağlandı. Tamam. Ve dedi ki... bütün parayı, bütün o evlilik süresince, evlilik öncesi ve evlilik süresince bütün harcamaları yine ben yaptım dedi. Tamam hocam. Şimdi hemen buradan şunu çıkarıyoruz. Siz hiç elinizi cebinize para harcamak için atmayan bir yapıya hocam, galiba sahipsiniz. Hocam bakıyorum. Rica Hanım lütfen. Burada gülmenize gerek yok. Hocam bir dakika durur musunuz? Evet. Babama bağlanır mısınız? Cüneyt ikinci evliliğinde çalışıyor muydu, çalışmıyor muydu diye. Sorar mısınız babama? Sorun. Soralım. Evet. Kemal Bey buyurun. Yayındasınız. Evet. Şimdi ikinci evliliğinde çalışıyordu. Onda bir sıkıntı yoktu. Peki o parayı evine mi harcıyordu? Yani her şey Temmuz'dan itibaren... Yalan mı söyledi? Hocam bir iki ay çalışmadı onunla beraber. Fazla uzun kalmadılar zaten. Yani gelininiz doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor? Ya şimdi harcamalarını çoğu zaten Cüneyt biraz içkiye meyilli olduğu için gelin doğru söyleyebilir. Ben bir yerde yaşamadığım için hani onları bilemiyorum. Hayır bir tahmininiz vardır. Bir şey hepimiz ona, dürüst bir adam. Onu suçlamak istemiyorum. Çünkü. Bak bir şey söyleyeyim, çok dürüst bir adam. Ben babaya hiç söyleyecek lafım yok. Gerçekten yok yani. Migan Hanım, o gelin de bağlansın, önceki aldığı gelin de bağlansın, hepsi bana baba derler. Çok dürüst bir insansınız siz, gerçekten sizi takdir ettim. Şevki Hocam. Ben cevabımı tamam, aldım babanız Cüneyt Bey. Cevap verdi Bey. Siz babanıza söyleyin, diyor ki içki içiyor yani, çalışsa da aldığını içkiye yatırıyor diyor adam. Migan Hanım, Migan Hanım. Efendim. Bakın, ben ikinci evliliğimi yaptım, 9 ay boyunca bir evlilik süreci geçirdik. Ben 9 ayın sadece 7 ayı çalıştım ve işten çıkış sebebimi de eski rahmetli diyorum ben kendisine, çok iyi biliyor. Ama ben daha düne kadar benden 1 milyar para isteyip, bende bunun dekontu da var, isterseniz atabilirim. Benden 1 milyar daha düne kadar para almış bir kişi, 1 milyar da elden almış bir kişi dün kalkıp da, yani bunlara gerek yok Müge Hanım ya. Ben de her şeyin belgeli kanıtlıyım. Kadınlardan güzel ayrılın. Benden güzel seversek güzel ayrılabiliriz Müge Hanım. Güzel ayrılın. Ben güzel kadınlardan güzel ayrılıyorum ama... Evlenmişsin, güzel bulmuşsun, evlenmişsin yani. Senin nikahını bakın, aldığın kadın. Müge Hanım, yüz tipi önemli değildir insanın. Yüreğindeki güzelliği önemli. Ben de ondan bahsediyorum ama zaten. Ben de ondan bahsediyorum. Kirlendiyse, bir insanın yüreği kirlendiyse o insandan uzak duracaksınız. Bence de. Yani aslanı yaralı bırakmayın. Aslanı yaralı bırakmayın. Bir dakika bir durun. Bağlandı mı artık telefon hattımız lütfen? Beyefendi hatta mısınız? Hayırlı yayınlar Müge Hanım. Ay şükür kavuşturana. Buyurun efendim günaydın. Evet. Ben Almanya'dan arıyorum. Çok teşekkür ederim. Müge Hanım bu beyefendi, ben bu beyefendiyle telefonla da konuştum. Bu Kaya Bey'le. Benim bir arkadaşımın yuvasını da bozdu bu. Kaya Bey'le mi diyorsunuz? Evet, o zaman Kaya'ydı Facebook'ta ismi. Öyle miydi Cüneyt Bey? Evet. Kesinlikle yalan, kesinlikle yalan. Soyadınız Kaya mıydı? Hayır. Ya bir adam Kaya beni tanımıyor ki, iftira atmayı yer alıyor bak şimdi. Anlat babacığım, bak dinliyorum seni. Ya seni ben bir bayanla, aynı bayanla, o dolandırdığım bayanla kontağı sen çok ünlü yapacaktın gerçekten. Gerçekten ama mi? Gelmedin sen. Evet. Tamam ben sana... Bak seni var ya ben. Seni ben çok iyi tanıyorum. Sen de beni aslında sesimden çıkarır mısın? Bu güzel konuşmalarından tanıyorum. Sesinden tanıyorum. Seni Facebook'ta gördüm. Her konuda gördüm ben seni. Buna 4 sene oluyor. Bak 4 sene oluyor. Sen bir yuva bozdun. Çok samimi olduğum bir arkadaşımın yuvasını bozdun sen.
Seni ben çok aradım bulamadım ama seni çağırttırdık gelmedin, düşmedin Tonga'ya yine. Sen düşmedin. Müge Hanım, Tonga'ya düşecek bir adam değil demek ki? Müge Hanım, bu adam gerçekten göz göre göre gördüğüm bir olayda, benim arkadaşım yurt dışındaydı, eşi Türkiye'deydi. Bu kadını kandırmış, evine gelmiş, evinde resimler filan da çekmiş, yatak odasını filan, her şeyi eline aldıktan sonra gitmiş her ay para istemiş kadından. Peki, peki şimdi Müge Hanım, Müge Hanım. Efendim. Madem kadın evli bir kadınmış. Beni niye evine aldın? Kocası da yurt dışındaymış. Neden beni eve alıyormuş? Zorla mı girmişim? Ben kadının iyi olup olmadığını söylemiyorum. Senin burada dolandırıcı olduğunu. Sen ne konuşuyorsun o zaman babacığım? Neyin laf ebelini yapıyorsun sen şimdi? Ben sadece seni tanıyorum. Ama ya sen atıyorsun ortaya bir yalan. Kaya diyorsun, bilmem ne diyorsun. Sen benim kim olduğumu bile tanımıyorsun ki daha. Senin kim olduğunu dünya tanıdı artık. Tanıyoruz seni de. Ya sıkıntı yok. Ülkenin gündemindeyiz. Ondan yana bir sıkıntım Müge yok. Müge Hanım. Efendim. Müge Hanım. Efendim. Ben özür dileyerek tek bir şey söylüyorum ya. Bunun babasını çok dinledim. Eğer beni duyuyor mu adam? Duyuyor. Amca senin ellerinden öferim de bu hastanede doğduysa bir karışıklık olmasın. Bu evin değilim senin olduğunu. Sen bence kendine baktır. Evet. Evet evet. Sen... Kardeşim bunda bir karışıklık yok da. Yalnız bunun Kaya'ydı ismi dediğin zaman, bu her zaman Akkuşlu Cüneyt'ti ismi. Sen onda yalan konuşuyorsun, bak sana söyleyeyim. Ben bu Müge Hanım'ın Kemal Bey kontak olduğum arkadaşa bunun resimlerini göndereceğim. İyi de bak hele, iyi de ya. Allah aşkına kadın erkek mevzularına girmeyeyim. Erkek misin? Olmayayım, Kemal Bey, Kaya ya ismini hiç kullanmadı mı Cüneyt? Kesinlikle. Yok, kesinlikle kullanmadı. Kesinlikle. Kesinlikle. Kesinlikle sahte isim kullanmadı. Kullanmadı. Kesinlikle kullanmadı. Böyle bir sayfası. Ama bir şey söyleyeceğim. Benim Cüneyt oğlum, Bey. Araba aldıktan sonra bak. Evet. Araba aldıktan sonra değişti. Benim oğlumun huyu, ben hiç şeyliğini duymadım. Anladım. Safiye yanlışlık yaptı. O işi düzelsin ama burada televizyona da çıktığımız için onu mezara kadar da affetmeyeceğim. Ya baba da değil. Yani bizi bu duruma düşürdüğü için diyor. Cüneyt Bey, şimdi hani o kadın sizi evine almasaydı da bu paralar istenmese miydi, yoksa siz böyle bir şey yaşamadınız mı? Müge Hanım, bir şey sorabilir miyim ama samimi sormak istiyorum ya. İsterseniz sesimi kapatabilirsiniz. Şu anda size sormak istiyorum bu soruyu. Bana ne soruyorsun kardeşim? Konunun öznesi ben değilim ya ki. Evli bir kadın. Kocası yurt dışında çalışmaya gitmiş madem. Niye eve başka erkek alıyor? O almış. Onun üzerinden para kazanmak mı lazım? Sen de o zaman ya gittiysen... Ya kimsenin para kazanmadı Müge Hanım. Madem kadın ayrılmış ya. Çıksın yarın gelsinler. Herkes gelsin yarın. Ama ben diyorum ki böyle bir olay oldu mu olmadı mı diyorum. Olmadı Müge Hanım. Olmadı. Şu anda Cüneyt ne oldu biliyor musunuz? Günah keçisi. Günah keçisi Cüneyt. Nereden nasıl vururuz? İşte nereden üstünden reklam yaparız? Şimdi bakın ben yarın yayında Cüneyt çıkacağım Bey, yani ama. Sizin üzerinizden niye reklam yapılsın Cüneyt? Yani? Siz böyle reklam yapılacak bir figür değilsiniz bak ki. Üstelik bununla ilgili reklam, yani güzel bir reklam değil ki kimse için. Beyefendi, Cüneyt Beyciğim, siz galiba şu konuda bir yanılgı yaşıyorsunuz. Bu aynı benim geçen gün AFAD çadırını kadın kaçırma planları kurup geçmek için. Bir saniye Kemal Bey. Kullanan adama söylediğim gibi. Ben adama diyorum ki niye bu çadırı kullanıyorsunuz, bu afet çadırı? O diyor ki gelsin afatçılar toplasaydı. Şimdi bunun cevabı bu değil. Bu kadın bir yanlışlık yapmış ama hayat, o zaman her merhaba ettiğimiz kişi, kadın ya da erkek, bu şekilde bizden bir şekilde şantaj yaparak üzerimizden para kazanmaya çalışabilir. Bu doğru bir şey mi? Yani bu doğru bir şey mi? Yani... Kadın tamam yapmasaydı, biz kadını alkışlamıyoruz ama kadının evine gidip sen bana her ay para ver demek yani, daha az bir şey değil ki, suç değil ki, ahlaken doğru değil. İki olayı ayrı ayrı mütalaa etmek Cüneyt Bey. Tamam. Ayrı hocam, ayrı mütalaa etmek ki lazım. Kadın tamam, kadın yapmaması gereken bir harekette bulunmuş, size karşı bir ilgi duymuş, duymaması lazım evli bir kadının. Yapmış ama sizin de
bunun kalkıp yatak odasında şurada burada fotoğraflarını, videosunu bilmem kameraya alarak veya fotoğraf olarak çekerek şantaj durumuna girmeniz ve bundan durmadan para sızdırmanız ayrı bir konu. Yani iki konuyu birbirinden ayırt etmek lazım. Kadının size karşı gösterdiği bu yapmaması gereken durumu size böyle bir hak vermez. Kadın hata etmiş olabilir ama size onun özel durumlarını, fotoğraflarını çekip de ondan durmadan para sızdırma hakkını size vermez. Hocam. Buyurun. Böyle bir şey varsa, bakın iddia ettiğiniz... Varsa ya da diyorum, insanlar... ben tabii bilemem. Tamam, tamam. Konuşmalara göre. Bakın, sayın hocam ben de diyorum ki böyle bir şey varsa... Evet. Herkes alnının akıyla, kadınsa adam gibi... Herkes çıkacak oraya diyecek ki... Bağlansın ben gelirim de dedi Kadriye. Evet gelsin ya. Zaten siz onu tanıdınız, kabul ettiniz. Tamam gelsin. Cüneyt zorla bir şey yapmışsa, zorla Cüneyt böyle şantaj fotoğraf yaptıysa... Herkes çıkacak oraya diyecek ki evet lan sen bana bunu yaptın diyecek ya. Ama şu anda ben büyük bir karalama kampanyasındayım. Ya kim size kampanya düzenleyecek kardeşim sanki ana muhalefet lideri falan da kampanya düzenliyor. Sen kimse gibi senin için kampanya düzenleyeceğiz yani. Tanımıyor yüzünü bile göstermiyor. Ben ne senin kampanya düzenleyeceğim sana? Sosyal Müge Hanım. Bana ne yani? Medyada, anlatamıyorum yani. Ya neyi anlatamıyorsun? Kampanya düzenliyorlar senin. Kampanya düzenlenecek neyin var yani sanki Eurovision şarkı yarışması birincisi de ben de ikinci olmuşum. Bunu karalayayım ödülü bana versinler mi yani? Bakın, ne? Hayır niye kampanya? Kadının parasını geri vereceksin. Öyle de vereceksin, böyle de vereceksin. Bu da sana bir daha başkasına aynı şeyleri yapmamayı öğretecek. Bak 92 doğumluymuşsun. Daha da yaşın küçük. Yaptıkların büyük ama yaşın daha aslında genç. Tutup da kendinden 20 yaş büyük kadınları kandırıp onların evlerini, barklarını sattırmayacaksın. Hiç kimsenin evini satıp altına aldığın arabayla sosyal medyada kendin kazanmışsın gibi üzerine takım elbiseler giyip fotoğraf çektirmeyeceksin. Olmaz. Olmaz sana herkes olmaz diyor. Sen neyin ısrarındasın? Baban olmaz diyor, anan olmaz diyor, arkadaşların olmaz diyor, biz olmaz diyoruz. Niye? Yani yel değirmenleriyle savaşan Don Kişot gibi ne yani? ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.